güçlü ve büyük Türkiye'nin mimarı, programımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Bakanlığımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son teröriste bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize Yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, 100 yılın dönüşümü İstanbul programı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Çevre Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eş zamanlı olarak atmanın gururunu yaşıyoruz. Hatırlarsanız Nisan ayında şehrimizin en acil ihtiyaçlarından olan kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi kamuoyumuzla paylaşmıştık. Kentsel dönüşümde yarısı bizden adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1.233.000 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı bizden kampanyasıyla toplamda 350.000 konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100.000 lirası kira desteği olmak üzere 800.000 lirası hibe, 700.000 lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak
tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TEFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır. Kampanyamıza başvurup %100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı. Yine başvuru yapıp %50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı. Bu insanlarımız da aralarındaki pürüzleri giderip anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanına kavuşacaklardır. Birazdan Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne canlı bağlanarak 100 binadaki 500 insanımızla ilk sözleşmelerini imzalayacağız. Böylelikle toplamda 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan yarısı bizden kampanyasını Bismillah diyerek fiilen başlatmış olacağız. Kampanyamızın İstanbul'umuza ve İstanbullu kardeşlerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün atacağımız bir diğer kritik adım İstanbul Kentsel Dönüşüm Yıkım Programı'nın başlatılmasıdır. Şehrimizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceğiz. Bugün ayrıca Bağcılar'da 371, Gazi Osman Paşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3037 konutun temellerini atıyoruz. Dolayısıyla bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da 100 yılın dönüşümü projemize start veriyoruz. Bu projelerde emeği geçen tüm bakanlarımızı ve ilgili kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Buradan özellikle %50 oranlarında anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, henüz evet dememiş komşularını da ikna etmek suretiyle bir an evvel yarısı bizden kampanyasında yer almaya davet ediyorum. Aziz kardeşlerim, 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar millet olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 11 ilimizdeki 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Devlet ve vatandaş olarak deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Nitekim yakın zamanda Marmara bölgemizde meydana gelen depremler çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Depreme karşı hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Çünkü coğrafi olarak biz depremle burun buruna yaşayan bir ülkeyiz. Ülkemiz topraklarının %66'sı, nüfusumuzun ise %71'i deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. Son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte 230'dan fazla depreme maruz kaldık.
Bu depremlerde 130 bini aşkın kardeşimiz vefat etti. Sadece insani açıdan değil, ekonomik açıdan da çok ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos Marmara depreminin ekonomimiz üzerindeki menfi etkilerini yıllarca hissettik. Son olarak 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık. Bunlar depremin mali yüküdür. Toprak altında yitirdiklerimizin kalbimizde açtığı yaralarsa muhtemelen hiç kapanmayacaktır. Yarım kalan umutlar, enkaza dönen evlerin hafızalarda bıraktığı tortular, özellikle depremzedelerimizin yüreğini yakmaya devam edecek. Hal böyleyken, hiçbirimizin depremi hafife alma, deprem gerçeğine gözlerini kapama gibi bir lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, ki biz buna inanıyoruz, böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek, Allah korusun, 17 Ağustos ve 6 Şubat benzeri felaketlerle yeniden karşılaşmak demektir. Değerli kardeşlerim, teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Sorunla yüzleşmek, kabullenmek çözümün ilk adımıdır. Dolayısıyla depremle mücadeleyi önce zihinlerde başlatmamız gerekiyor. Deprem değil, çürük, sağlıksız, dayanıksız bina öldürür ilkesini tamamen özümsemeden hiçbir yere varamayız. Tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir. Bu sebeple başta İstanbul olmak üzere 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamleleri olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde bu çabaları dinamitleyenler de ülkeye ve millete ihanet ediyor demektir. Bunu sadece biz değil, esas rakamlar söylüyor. Bakınız, burada sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma fikir vermesi için bazı istatistikleri paylaşmak arzusundayım. Türkiye genelinde 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 6 milyonu şu anda risk altında. 2 milyonunun ise acilen dönüşmesi lazım. Bu gerçeklerin ışığında göreve geldiğimiz andan itibaren bu meseleye özel önem ve öncelik verdik. 2012 yılında tarihimizde ilk defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Toplam 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 480 milyar liralık kaynak harcadık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü halen devam ediyor. TOKİ başkanlığımız vasıtasıyla 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik. Milyonlarca vatandaşımızı gecekondu denilen sağlıksız yapılardan kurtararak modern, güvenilir, dayanıklı yuvalarına kavuşturduk. Yalnızca kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyonu aşkın insanımızın hayatına dokunduk. Bilhassa 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin depreme karşı mücadelede ne kadar hayati, ne kadar kritik bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Yıllardır CHP zihniyetinin
acımasızca eleştirdiği TOKİ binalarımız tekniği ve inşaatıyla deprem imtihanını alnının akıyla vermiştir. Biz tarafından yapılan binalarda hamdolsun hiçbir sıkıntı, hiçbir can kaybı yaşanmadı. Muhalefete ve medyadaki kalemşörlerine rağmen TOKİ'mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için bugün hamd ediyoruz. İnşallah bundan sonra da TOKİ'nin lokomotifliğinde Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, kentsel dönüşüm ihtiyacının had safhada olduğu illerimizin başında hiç şüphesiz İstanbul vardır. İstanbul'da 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7,5 milyon bağımsız bölüm yer alıyor. Bunların 600 bini süratle dönüştürülmek zorunda. Şehrimizde 2012 yılından itibaren 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam etmektedir. İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. Bu amaçla alanında uzman isimlerin görüşünü de alarak kapsamlı bir yol haritası hazırladık. Bu yol haritasının ana başlıklarından birini mevzuatta yapılması gereken düzenlemeler teşkil ediyordu. Kısa süre önce yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunuyla hızlı dönüşüm için gereken hukuki zemini oluşturduk. Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. Tamamen bühtandan ibarettir. CHP ve aynı zihniyete sahip çevreler her zaman olduğu gibi iş yapmanın değil yine takoz koymanın, hizmeti engellemenin peşindeler. Çünkü kanunla ne vatandaşın evine el konulması, ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Düzenlemenin yegane amacı keyfi sebeplerle tıkanan kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmak, bu meseleye süratle çözüm bulmaktır. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına itibar etmemeye çağırıyorum. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işe saldırmaktan başka hiçbir vasıfları olmayan bu çapsızların kentsel dönüşüm meselesini ransal dönüşüm yalanıyla sabote etmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayanıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz. Onlar istemese de İstanbul'la birlikte diğer şehirlerimizin kentsel dönüşüm sürecini başarıyla tamamlayacağız. Yol haritamızın bir diğer başlığı şehrimizdeki rezerv alanlardır. İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bugün
ilk sözleşmelerini imzaladığımız yarısı bizden kampanyasıyla 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Bunlara ilaveten ilimiz genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Kentsel dönüşüm seferberliğimiz sayesinde elbette vatandaşlarımızın da desteğiyle inşallah şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Zihninde soru işaretleri, kalbinde tereddüt olan her bir kardeşimizi güvenli, modern, estetik ve yaşanabilir evlere mutlaka kavuşturacağız. Aziz kardeşlerim, Anadolu'nun manevi mimarı Yunus Emre'nin çok ibretlik iki mısrağı var. Derviş Yunus diyor ki, ol imaret eylemez sen viran olmayınca. Yani sen viran olmazsan, sen çabalamazsan, sen koşturmazsan ortaya ne imar çıkar, ne imaret çıkar, ne de eser çıkar. Asıl mesele dert sahibi olmak. Bir dava, ideal, ülkü peşinde koşmaktır. Bir derdi olmayan, bir meselesi, bir davası olmayanların çözüm peşinde, eser peşinde, hizmet ve yatırım peşinde koşması zaten beklenemez. Bizi parti, ittifak ve hükümet olarak rakiplerimizden ayıran temel vasfımız, ülkeye ve millete hizmet aşkıyla viran olmamızdır. Hangi görüşten, kökenden, gelir grubundan olursa olsun, milletimizin derdi bizim derdimiz, bizim meselemizdir. Kardeşlerim, sadece bize oy verenlerin değil, 85 milyonun tamamının sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Aziz milletimizin teveccühüyle geldiğimiz tüm makamları siyasi sıçrama tahtası olarak değil, ülkemize hizmet etme vasıtası olarak gördük. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın hiçbir safhasında şov peşinde koşmadık, millete karşı görevlerimizi en güzel şekilde ifa etmeye çalıştık. İnsanımızın da bizim bu gayretlerimizi görmüş olması işte bizi 20 yıldır bu makamda tutmasını sağlamıştır. Benim milletim bizim çabalarımızı takdir etti. Samimiyetimize inandı. Bize ve hükümetimize güvendi, itimat etti. Bu güvenin bir neticesi olarak son 21 yılda girdiğimiz 17 seçimin hepsinde milletimiz bizden desteğini, duasını asla esirgemedi. Şimdi ne kaldı? Şurada 3,5 ay kaldı. 3,5 ay gece gündüz mütevazi olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yol yürümeye var mıyız? Var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz? Maşallah.
milletimizin tüm kesimleriyle aramızda kurulan bu gönül bağını siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde karşılıklı güvene dayanan bu ilişkiyi inşallah daha da güçlendireceğiz. Başkaları gibi meydanlarda bol keseden atıp tutup göreve gelince bunları unutanlardan, verdiği sözlerin üzerine beton dökenlerden olmayacağız. Yerel yönetimle merkezi hükümet arasındaki vizyon, ufuk, ideal ve inanç birlikteliğinin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Vatandaşa hizmet etmek yerine farklı hayallere kapılan, fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi sürekli başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini çok kısa sürede nasıl geriye götürdüklerini 2019 yılında el değiştiren belediyelerde çok acı bir şekilde hep beraber tecrübe ettik. Özellikle Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle engelleniyoruz yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin, nasıl boşa harcandığının hepimiz şahidiyiz. Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart kritik bir eşik. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'a kendini vakfedecek. İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek. İstanbul'u payidar etmekten başka bir hedefi olmayacak. İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak. Tüm kalbiyle bu şehri sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak. Hasılı Fatih'in yadigarı olan Aziz İstanbul'la şehreminliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız. Gençler, ben de buradayım. Evet, ardından da yeniden İstanbul hedefiyle inşallah hep beraber yola revan olacağız. Hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, kimseye hor, hoyrat davranmadan, kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan milletimizin tüm fertlerini birleştirmek, bütünleştirmek, kardeşlik hukukunu yüceltmek için sabırla, tevazuyla ve kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Depremlerde kaybettiğimiz canlarımızı
rahmetle yad ediyorum. Yüzyılın dönüşümü İstanbul programının tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şehirlerimizin yeniden inşasına ve özellikle kentsel dönüşüm projelerimize destek veren, verecek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Deyin hele paşalar. Başkasının zinhar şu kadar vakitte tamamlayamam dediği köprüyü şu Sinan Ağa nasıl 10 günde yapacak? Sultanım, emin olunuz Sinan Ağa işinin ehlidir. İşi ehline teslim etmekse ilahi emirdir. Sultanım, Sinan Ağa huzurunuza kabul ediler. Sultanım. Sen bu köprünün ehemmiyetini bilir misin? Bilirim sultanım. Sefer de, zafer de bu nehri aşmamıza bağlıdır. Peki bu Purut denen nehre dizgi vurur muyuz? Emir buyurursanız sultanım, nehir yatağı da değişir, köprü de kurulur. Biz de hem menzile varırız, hem de kızıl elmaya. Emir buyursam, Ayasofya emsal bir de kubbe diker misin? Vakit erişti mi, kendi gök kubbemizi dahi dikebiliriz sultanım. Sen neye güvenir de böyle vaatler verirsin? Hak Teâlâ'dan gelecek himmete, ustalardan miras kalan meziyete, bir de devletimizin elindeki kudrete sultanım. Onlar vaat ettiklerini daima yaptı. İnanarak yola çıkanlar dağları yerinden oynattı. Sadece bir nehrin değil, tarihin akışını değiştirdi. Kapılar açtı, köprüler kurdu. Geçmişiyle geleceği buluşturdu. Fakat binlerce yılın yabancısı bir el değdi bu şehre. Taşın, toprağın ve Ademoğlunun temizliğine uzandı. Petrol suya, makine insana, madde manaya pusu kurdu. Bu pislik, pisliği kim temizleyecek burada ya? Kimse başaramaz yani. Başarana mucize olur yani başaran. O manayı bul da bul. İlle İstanbul'da bul. İstanbul. İstanbul. Mananın peşine düşenler hikayeyi baştan yazıyor. Ustalardan bize miras kalanı geleceğe taşıyor. Süleymanların ve
ve Sinanların yüzyılındaki heyecan Türkiye yüzyılıyla diriliyor. Tam da ustaların öğrettiği gibi, işi ehline teslim ederek. Bu hikaye kolay yazılmıyor. Ardımızda kalan sayfalarda tarifsiz kederler, büyük felaketler, kaybettiğimiz binlerce can var. Ama biz bu acıların altından kalkmasını da biliyoruz. Bir daha aynıları yaşanmasın diye yapılacakları da. Çünkü en büyük ustadan öğrendik devlet adına, millet uğruna taş üstüne taş koymayı. Şimdi de sıra İstanbul'da. Dünyanın başkenti ve milletimizin göz bebeği İstanbul için çözüm belli. Kentsel dönüşüm. Bu şehir için geç de olmayacak, güç de. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde harekete geçiyoruz. Yüzyılın dönüşümünü başlatıyoruz. Sadece güvenli binalar değil, güçlü bir gelecek inşa ediyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda konunun çözüm ortağı olan bütün devlet kurumlarımızla bu millete vaat ettiğimizi hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırarak şehrimizin geleceğini güvence altına alıyoruz. İlk aşamada 600 bin, toplamda 1,5 milyon bağımsız bölümle Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşüm hamlesini başlatıyoruz. İstanbul'un yeni yüzyılına yeni bir nefes katıyoruz. Memleket sevdası ve İstanbul aşkıyla düğmeye basıyoruz. Ataların emanetine, ustaların mirasına biz sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılında yeniden İstanbul için yola çıkıyoruz. Ya Allah! Bismillah! Evet, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları da. Sayın Cumhurbaşkanım. Orada Ahmet Cim Bey. Orada Pendik Kaymakamı. Orada ve şimdi oradaki 261 konutla ilgili yıkımı başlatıyoruz. Şöyle zoomlayalım. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün burada İki blok, 64 bağımsız birimden oluşan binalarımızın yıkımını başlatıyoruz. Evet, şu anda çalışmayı başlatalım. Hayırlı olsun. Amin. Ben de sizleri çok seviyorum. Ve aleyküm selam. Annene çok çok selam. Saygılarımızı bildir. Çok çok 3037 konutun temel atma törenini yapıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Şöyle pompaları filan da görelim. Mikseri görelim. Evet. Beton geldi. Sayın Cumhurbaşkanım, hazırız. Tüm salon sabırsızlıkla imza atmayı bekliyorlar. Evet. İmzalara geçebiliriz. Hayırlı olsun. Ya Allah! Bismillah. Üsküdar'da
Üsküdar'da Çamlıca Spor Okulu salonunda Yarısı Bizden kampanyasında hak sahipleri sözleşme metinlerini imzalıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun, buyurun. İmzaları atıyoruz. Hayırlı olsun. Yanımda Pendik'te yıkımı yapılan sitemizin hak sahibi var. Biraz önce imzalarını attılar. Sizinle duygu ve düşüncelerini paylaşmak istiyorlar. Muharrem abimiz hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihi bir günü bize yaşattığınız için Allah herkesten razı olsun, emeği geçenlerden. Allah tamamını erdirir. Herkes hak ettiği yuvasına kavuşur. Tekrar sizlere ayrı ayrı kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum. Sağ olun, var olun. Var olun. Hayırlı olsun. Günün anısına aile fotoğrafı çekiliyor bu önemli gün. Yüzyılın dönüşümü İstanbul programımızın hatırası olarak. Başta programımızı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katılımlarınız için her birinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı alkışlarla, şükranlarımızla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz.